Caferi Alimler Birliği'nin kıymetli başkanı Sayın Hasan Karabulut ve onun şahsında tüm alimlerimiz, Gürcistan'dan onur konuğumuz Gürcistan Müslümanlar İdaresi Başkanı Sayın Hacı Ramin Yiğidov, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Besim Müftüoğlu, İran İstanbul Başkonsolosu Sayın Bahtiyar Esetzade, Irak İstanbul Başkonsolosu Sayın Mudar Muhammed Hüseyin Eşşauni, Beyazıt Cami İmamımız Sayın Ömer Kurt Hocamız, sivil toplum kuruluşlarımızın güzide yöneticileri, basın mensuplarımız, İstanbul'un dört bir yanından salonumuzu dolduran Cem TV ve Kudüs TV ekranlarında bizleri izleyen Hüseyin aşıkları, Caferi Alimler Birliği tarafından organize edilen Erbayin Merasimi programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Lebbeyk ya Hüseyin! Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15 Temmuz'a ve günümüze tüm şehitlerimizin aziz hatıraları için sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunması için ayağa davet ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Matem programımıza Yüce Rabbimizin kelamıyla nurlandırması için Cabir alimlerinden Muhammed Karaduman hocamızı salavatlarınızla kürsüye davet ediyorum. Muhammed, Ali Muhammed'e salavat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يُلْحِقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ Kıymetli hocamıza programımızı Yüce Rabbimizin kelamıyla nurlandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Sayın Eşref Doğan dedemizle Caferi Der Başkanı Sayın Sinan Kılıç katıldılar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Labbeyk ya Hüseyin! Ağlarız ekberine, asgara laylay deriz, kolsuz alemdarını salıp yade, eyvah deriz. Eğer olmasa kısmetimiz bağ-ı beheş, valla cehennemde de Hüseyin vay, vay deriz. Lebbeyk ya Hüseyin! Bugünkü programımızın ev sahibi, Caferi toplumunun hür ve gür sesi, Caferi Alimler Birliği'nin kıymetli başkanı Sayın Hasan Karabulut hocamızı hoş geldiniz konuşmalarını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Muhammed Ali Muhammed Salavat. Selamun aleyküm cemiyen.
Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvve illa billah el-aliyyil azim. Esselamu aleyke ya Eba Abdillah ve alel ervahilleti hallet bifinaik. Aleyke minni selamullah ebeden ma begitu ve begiyel leylu ven nehar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زوار الحسين وعلى محب الحسين Caferi alimlerin tarafından tertip edilen Mevlamız, imamımız, her iki cihan önderimiz Eba Abdillah'ın erbeinine, kırkına teşriflerinizle, katılımlarınızla renk katmıştınız, onur vermiştiniz. Başta değerli protokolümüz Alevi Din Hizmetleri Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcımız, komşularımız İran, Irak Cumhuriyetlerinin konsolos çalışanları ve başkonsoloslar, hakeza onur misafirimiz olarak teşrif eden komşumuz Gürcistan ülkesinden İslam Cemiyeti'nin başkanı, aynı zamanda bizim toplumumuzun gerçekten çalışan kurumu olan Caferi Derin değerli başkanı ve üyeleri, bu toplumu, bu hareketi her zaman bu yol üzerinde yürüten çok değerli alimlerimiz, protokolümüzü süsleyen cümle dostlarımız ve bu davanın mensupları olan siz Hüseyiniler, hanımefendiler, beyefendiler, Yüce Rabbimizin selamı üzerinize, Mevlamız Hüseyin'in dua ve şefaati her iki cihanda cümlenizle beraber olsun. Ayrıca büyük bir organizasyondur. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Bilhusus emniyetimizi sağlayan, gerçekten geniş çapta emniyet tedbiri alan emniyet güçlerimizden önce diyorum Allah razı olsun. Yerin, göğün bütün gaza belasından cümlesini mahfuz eylesin. Allah memleketimizi koruyan içte ve dışta askerimizi, polisimizi bütün belalardan mahfuz eylesin ve her zaman güçlü, kuvvetli olarak devletine, milletine hizmet noktasında başarılı kılsın. Allah polis teşkilatımızdan razı olsun diyorum. Değerli Ehl-i Beyt dostları, kısa bir sohbetin içerisinde benden sonra da konuşmacılarımız olacak. Programımız inşallah çok uzun sürmeyecek. 2 saatlik bir program içerisinde Erbaî'nin ruhunu, Erbaî'nin maneviyatını bu salonda hep birlikte idrak edeceğiz, tatmış olacağız. Erbaîn şehide veya ölene kırk tutmak İslam kültüründe ve İslam dininde hiçbir peygambere, hiçbir imama, hiçbir veliye böyle bir gündemin, böyle bir hadisenin olması söylenmemiştir. Erbaîn sadece ve sadece şehitlerin efendisi olan, cennet ehlinin efendisi olan Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam için beyan edilmişti. Hüseyin'e Erbaîn tutun sözü Hatemul Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi H
Hazreti Peygamber'in emridi ümmetim. Hüseyin'in erbaînini ihmal etmeyin. Hüseyin'in şehadetinin 40. gününü ihya edin, diriltin. Niçinleri ise ulemamızın bu konuda çalışmaları olan tarihçilerin, birçok tarih yazarların kaleminde, lisanında beyan edilmiştir. Erbaîn banisi İslam tarihinde ilk olarak Peygamber'in büyük sahabesi, Kur'an müfessiri, İslam'ın büyük ravisi, muhaddisi olan Peygamberimizin sahabelerinden Cabir İbni Abdullah Ensari'dir. Şu an Kerbela'da İmam Hüseyin'in mübarek mezar-ı şerifinin üzerindeki kubbenin altında nur ayetinin altında yazılı olan metin, Peygamberimizin Cabir'e tavsiye ve övüt olarak verdiği "Ya Cabir zur kabrel Hüseyin fe inne ziyaretehu te'adilu me'ete haccetin." Cabir, Hüseyin'in mezarını ziyaret et. Sevap açısından Hüseyin'in ziyareti hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Cabir, Hüseyin'in erbaînini ihya et. Hüseyin'in erbaîninde, 40'ında mesajlar vardı, fikirler vardı. Aşura'nın, Muharrem'in, Sefer'in ve erbaînin, ben onlarca desem sizler deyin yüzlerce ibret, ders, mesajı vardı İslam dünyasına ve bütün insanlığa, bütün beşeriyata. Erbaîn olması hasebiyle ben özellikle Erbaîn'in en önemli mesajını kanımca aktarmak ve sizinle paylaşmak istiyorum. Erbaîn'in en önemli mesajı, inanç uğrunda, Allah yolunda sabit dik duruştu. Bu duruşun adı onurlu duruştur. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ahkaf suresi 13. ayet. İnnellezîne kâlû rabbunallâh ثُمَّ اسْتَقَامُوا أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Lütfen bu ayete dikkat buyurun. Onlar ki dediler Rabbimiz, sahibimiz Allah'tır. Ve bu inançlarında onurlu bir duruş sergilediler. Bu dünyada zerre kadar onların korkusu yoktur. Ve onlar Allah yolunda verdikleri hiçbir şeyden dolayı gemgin ve mahzun olmazlar. Bu ayet Kerbela'da en güzel bir biçimde tecelli etmişti, aşikar olmuştu. İster Aşura'da, ister Aşura'dan sonra esirler kafilesi, esirler kervanında olsun. İmam Hüseyin şehit oldu. Onun vasisi 4. İmam Zeynül Abidin'di. Hasta da o günler içerisinde. Kafilenin sorumlusu Ali'nin kızı Zeynep-i Kübra'dı. Saltanat ve diktatörlük peşinde olan, zorbalığı toplumun üzerinde hakim kılan bir anlayışın karşısında hiçbir zaman diz çökmediler, ağlamadılar, sızlamadılar. Emevi soyunun devamı olan alçak Yezid, Hazreti Zeynep'e söylediği zaman, gördün mü Allah size ne yaptı? Verdiği yanıt, bu ayeti anlıyorum. Verdiği yanıt şudu. وَمَا رَعَيْتُ اِلَّا جَم۪يلًا. Biz Kerbela'da güzellikten başka bir şey görmedik. Bir insan için şehadet en yüce derecedir. O bize nail olmuş, bize verilmişti. Hazreti Zeynep dik durdu.
dizine dövü bağlamadı. Gözyaşlarıyla sadece mateme boğulup gününü gün etmedi. İnsanlığa seslendi. Ayağa kalkın. Bir tek önünde eğileceğimiz zat var. O da bu alemin sahibi olan Allah'tır. Onun dışında hangi zamanda, hangi çağda oluyorsa olsun, Muaviyelerin, Yezidlerin, Emevilerin önünde eğilmeyin. Bu insan için alçaklıktı, alçalmaktır. Ve bizler Hüseyniler olarak şunu görüyoruz. Neden Erbain? Çünkü 40 günün içerisinde Ali'nin kızı Hüseyin'in mesajını evrensel bir mesaj olarak beşeriyete duyuran Kerbela'nın kahramanı, bütün insanlığın kahramanı olan Zeynep-i Kübra, İmam Hüseyin'in 40. gününde Kerbela'ya vardı. Evet, ağıtlar kendi yerinde ama bir müjdeyle geldi Hüseyin'in mezarına. Bir müjdeyle geldi Kerbela'ya. İslam'ı esir alan, Kur'an'ı ayaklar altına alan Yezid'in tahtı artık sallanmıştı ve yıkılmıştı. Onun için Hüseyin kanın hedefine ulaşmıştı. Mesajın doğrudan bütün beşeriyete ulaşmıştı. Ve bugün bu sahne, bu tablo Zeynep-i Kübra'nın o haykırışının bir örneğiydi. Biz de diyoruz ki doğrudur. Biz de diyoruz ki Hüseyin'in davetleri yerde kalmadı. Bütün beşer diyor lebbeyk ya Hüseyin. Neden Erbain? Çünkü Hüseyin bir şahıstır ki Peygamber-i Ekrem Hüseyin'de aşikar olmuş. Müslüman olarak istisnasız diyorum. Eğer sözümüz yalansa Sayın Diyanet İşleri Başkanı yalanlasın. Peygamber buyurmuş Hüseyin'un minni ve enemin Hüseyin. Hüseyin bendendir, ben Hüseyin'denim. Benim sirem, benim sünnetim, benim yolum, benim getirdiğim şeriat Hüseyin'le devam edecekti. Ve bugün de Hüseyin'le devam etmektedir. Biz şunu görmekteyiz. Bu söz peygamberin vefatından, Resulullah'ın vefatından 50 sene sonra ortaya çıktı. Ve insanlar bu sözü anladı ki Hüseyin bendendir, anlıyoruz. Hüseyin peygamberin torunudu. Peki Resulullah nasıl Hüseyin'dendir? Ya Resulallah, biz bugün anlıyoruz bu sözün anlamını, manasını. Şu cümleyle anlıyoruz ki, biz şu gün görmekteyiz ki, bütün beşeriyet Hüseyin'in bayrağı altında insani değerlere, ahlaki değerlere yürümektedir ve koşmaktadır. Değerli Hüseyin dostları, değerli Ehl-i Beyt dostları, hanımefendiler, beyefendiler, dikkatinizi peygamberin ayrı bir cümlesine çekmek istiyorum. Peygamber oturmuş uydu sahabesiyle birlikte. İmam Hüseyin 5 yaşında dedesine doğru koşarak geldi. Resulullah buyurdu ki ey hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisi, sana selam olsun. Oradan bir sahabi sordu. Allah elçisi, ya Resulullah, siz kendiniz hidayet meşalesi, kurtuluş gemisi değil misiniz? Hanım ablalar, lütfen dinleyin Hüseyin'in mesajını, taşıyın bu dünyanın her noktasına. Hüseyin'i tanımayan Allah'ı tanımayacaktı. Hüseyin'i tanımayan
gerçek anlamda kamil bir insan olamaz, gerçek bir mümin olamaz. Çünkü Hüseyin Kur'an'ın tefsiridir. Çünkü Kur'an'ın yansımasıdır. Ya Resulullah, siz bu değil misiniz? Peygamber buyurdu, ben Miraç'a gittiğim zaman Allah'ın arşının sağ tarafında bu yazı var idi. Allah yazmıştı, innel Hüseyin'e misbahul huda ve sefinetun necat. Gerçek hidayet meşalesi Hüseyin'dir ve kurtuluş meşalesi odur. Bu sözü Peygamberimiz buyurduğu zaman belki o günün sahabeleri idrak noktasında sıkıntı çekiyordular. Nasıl olabilir? Bir peygamber iki kainatın sultanıdı, efendisiydi. Bütün insanlığın efendisiydi. Bu kurtuluş gemisi olmayacak da onun torunu Hüseyin mi olacak? Hüseyin mi hidayet meşalesi olacak? Evet, biz bugün diyoruz ki, dikkatinizi çekmek istiyorum bu cümleye. Biz bugün diyoruz ki, dünyada ister İslam coğrafyasında, ister İslam coğrafyasının dışında olanlar dönsün bir Erbain hareketine, yürüyüşüne baksın. 30 milyon insan sadece Şia değil, Alevi değil, Sünni değil, Hristiyanıyla, Yahudisiyle, hangi dinden olursa olsun ortak bir değer olarak herkes diyor lebbeyk ya Hüseyin. Şunu haykırıyorlar: Hüseyin bir mezhebin, bir mektebin, zamanın ve mekanın insanı değil. Hüseyin bütün zamanların, bütün mekanların ve bütün toplumların önderi ve örneğidir. Onun için bizim bu toplanmalarımız, bu toplantılarımız bütün beşeriyetin İslam'ın gerçek çehresini görmesi için Hüseyin'e bakın. Evet, bir tek doğru İslam yolu vardır, ikinci yoktur. Yani bugün Suud ailesinin bahsettiği ılımlı İslam, Kur'an'da öyle bir İslam yoktu. Peygamberin sünnetinde öyle bir İslam yoktu. Biz soruyoruz, Ali Suud, Vahhabi zihniyeti, düne kadar hangi İslam'daydınız? Şimdi hangi İslam'a geçiyorsunuz? Aslı cevap budu. Düne kadar Amerika'nın kurduğu bir İslam'daydılar. Şimdi Amerika'nın belirlediği ayrı bir İslam'a geçiyorlar. Biz de diyoruz ki, biz Muhammediler olarak, gerçek İslam toplumu olarak, ne Taliban'ın çehresinde, ne IŞİD'in çehresinde İslam yoktu, Muhammedi nur yoktu, Muhammedi değer yoktu. Muhammedi İslam, öz İslam, Ali'nin oğlu Hüseyin'in yoludur ve Hüseyin'dir. Onurlu duruşu Zeynep'ten öğrenelim. Onurlu duruşu onun babası Ali Yumurtaza'dan öğrenelim. Onurlu duruşu onun kardeşi Hüseyin'den öğrenelim. İstiyorum burada Kur'an'dan bir ayet okuyam. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 144. ayet. Ve ma Muhammedun illa Resulun kad halet min kablihi rusul. Efe in mat ev gutil in galabtum ala a'gabikum. Bu olay Uhud Savaşı'nda indi. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar sınavda kaldılar, geçemediler. Peygamberi terk etti, peygamberi tek bıraktılar.
Resul-ü Ekrem'in etrafını müşrikler sardı. Bir ses aldılar, Muhammed ölmüştür. Bu ses üzerine Uhud'u terk ettiler. Kur'an döndü dedi, ey Muhammed'e iman edenler, eğer Muhammed ölse veya öldürülse, siz dininizden, İslam'dan geri mi döneceksiniz? Siz Muhammed için burada değilsiniz. Siz Allah için buradasınız. Bize bu ayet bu mesajı vermektedir. Hazreti Peygamber bizim hedefimiz değil. Hazreti Peygamber bizim elçimizdi. Bizim Resulumuzdu. Bizim Peygamberimizdi. Rehberimizdi. Örneğimizdi. Ama biz Peygamber'e tapmıyoruz. Biz Allah'a tapıyoruz. Evet, değerli dostlar, Hüseyinciler, sözümü toparlıyorum. Muharrem ve Sefer İslam'ın dirildiği aylardı. İslam ümmetinin hakla batili ayırt ettiği aylardı. Biz arzu ederiz, arzu etmekteyiz. Sayın dedem burada Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı, yüz binlerce Alevi Hüseyin'in Kerbela'sına yürüsün. Bu memleket Muhammed Mustafa'nın memleketiydi. İslam toplumudu. Biz arzu ederik Sayın Diyanet İşleri'nin organizesiyle yüz binlerce Muhammed aşığı bu dini bize ulaştıran Hüseyin'in Kerbela'sına yürüsün. Neden yürümüyoruz? Hüseyin kıyamete kadar bu dinin bekçisi, bu dinin öncüsü ve bu dinin sahibiydi ve bu din Hüseyin'le baki olacaktı. Bizler çalışıp Hüseyin'in adında değerlerimizi ortaya koymamız, yaşamamız ve yaşatmamız esastır. Sadece duygusallık bir sahne değil bizim için. Biz istiyoruz Kur'an'daki gerçek mümini görek. O bugün Erbain'da görünür. Dönün Iraklılara bakın. Hiçbir şey olmayan kendi evini terk ediyor. Hüseyin'e gelenleri kendi evinde misafir ediniyor. Bu ne demekti? Hüseyin'in yolu ahlaktı. İnsanı kucaklamaktı. Peygamberin getirdiği din budu. İnsanlık budu, yol budu. Ne olar? Bizim bu noktada onlarca, yüzlerce medyamız, televizyonlarımız peygambere doğru bir sınav veremedi. Neden Erbain'dan programlarınız yoktu? Neden Kerbela'dan sizin programlarınız yoktu? Acaba 10 bin kişinin bir araya geldiği bir topluluk sizin için önemli bir haber gündemi olur da 30 milyon insanın yürüdüğü bir yol sizin için haber gündemi olmuyor mu? Neden? Yoksa bu bölgeyi istila eden o büyük şeytan Amerika istemiyor. Onun için biz diyoruz ki biz bölge olarak, ülke olarak, millet olarak öz Muhammedi dini yaşayacağız. Şeytanların, süper güçlerin baskısı altında kalmayacağız. Bu noktada Hüseyin'le beyatlaşmaya, Hüseyin'le beraber olmaya, aynı yolda yürümeye ve ona, onun davetine cevap vermeye, lebbeyk demeye bu salonda toplanmışız ve diyoruz ki bu ülkenin en güzel şehri olan ve bu şehrin de manevi olarak en güzel bölgesi olan bu Halkalı'dan, Hüseyin'i meydandan, Hüseyin'i Aşura meydanından Kerbela'ya ve Kerbela'da olanlara selam olsun. Cümlenizi saygıyla selamlıyorum. Vesselamu aleyküm cemiyen.
Biz de bu değerli konuşmalarından dolayı Hasan Karabulut hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Programımıza Küçükçekmece Kaymakamımız Sayın Harun Kaya ve Küçükçekmece İlçe Müftümüz Sayın Mustafa Temel Beyefendiler katıldılar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Kıymetli Ehlibeyt dostları, Hasan hocamızın dediği gibi şu an Kerbela'da Arabı, Afrikalısı, Avrupalısı, Türkü, Hristiyanı, Sabisi, Şiisi, Sünnisi fark etmeksizin 30 milyon Hüseyin aşığı Hüseyin'e yürüyor. Biz de buradan hep beraber ellerimizi kaldırarak gür sesimizle salonumuzu inletelim ve sesimizi İstanbul'dan, Halkalı'dan Kerbela'ya duyuralım. Lebbek ya Hüseyin! Ülkemizdeki birlik ve beraberlik harcına büyük katkı sağlayan Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Sayın Eşref Doğan dedemizi salavatlarınızla kürsüye davet ediyorum. Muhammed Ali Muhammed'e salavat. Değerli protokol, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, değerli kardeşlerim, Ehlibeyt gemisinin değerli yolcuları, şehitler serdalı İmam Hüseyin'in yakmış olduğu meşalenin takipçileri, sizleri Malatya'dan Cem Vakfı ailesi olarak İstanbul Genel Merkez Cem Vakfı ailesi olarak özellikle Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor İzzettin Doğan ve Cem Vakfı yönetimi ve Dedeler Kurulu adına buraya davet edildiğim için onların sevgi, saygı ve muhabbetlerini getirmeye memur edilmiş bir kişi olarak hepinizi Ehlibeyt'in sevgisi, aşkı ve muhabbetiyle selamlıyorum. Erbayine hoş geldiniz. Değerli Hasan Hocam çok güzel şeyler söyledi. Aslında bana çok fazla söyleyecek söz de bırakmadı. Her bir sözü binlerce ton ağırlığında alabilene, alamayana da ne söyleseniz zaten boş. Değerli İmam Hüseyin'in Ehlibeyt'in yolcuları, takipçileri, benim fazla da zamanınızı almamak için bir takım talep ve sistemlerim var. Bunları özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Hani değerli hocam dedi ki burada bir Erbayin töreni var. Kerbela'da 30 milyon insan yürüyor. Peki İslam aleminin geriye kalan kısmı nerede? İslam alemindeki bu çatlaklık, bu başıboşluk, bu kan dökme acaba neden? Hani 10 Muharrem günü şehitler serdalı İmam Hüseyin'in küfellere bir hitabı var. Diyor ki benim kanımı dökmeyin. Benim kanımı dökerseniz birbirinizin kanını dökmeye devam edeceksiniz. Buna düçar olacaksınız. Acaba İmam Hüseyin'in bu öngörüşü mü ki bugün halen İslam alemi kan revan içerisinde? Olmaya ki İslam alemi Kerbela olayıyla beraber şu gerçeği önce anlasın. Acaba Cenab-ı Allah'ın Kerbela olayıyla beraber İslam aleminin üzerine akıtmış olduğu rahmet yolları mı tıkandı? Evet, tıkandı.
Peki ne yapmak lazım bu tekrar rahmet yollarına aşmak için? Bunun bir metodu, bir yolu, illeki İslam aleminin Şii, Sünni, Alevi, Hanifi, Maliki demeden kitlesel bir tövbeye ihtiyacı vardır. Önce bu tövbeyi yapalım. Hani büyüklerimizin meşhur bir sözü var. Derler ki, el vücudun kaşındığı yeri bilir. Evet, bizim eksiklerimizden bir tanesi Kerbela olayını, İmam Hüseyin'in misyonunu doğruca derc etmeden, hazmetmeden, dolayısıyla da bir kitlesel tövbeye gitmeden Allah'ın bu gazabına düçar olacağımızdır. Değerli misafirler, yakın zamanda bir din kültürü ahlak bilgisinin müfredatı üzerine çalışmalarımız oldu. Halen de devam ediyor. Neler var biliyor musunuz o din kültürü ahlak bilgisinin müfredatında? Üstelik de zorunlu. Sıffin Savaşı'ndan bahsederken şu ibareyi kullanıyor. Bir tarafta Hazreti Ali, diğer tarafta Peygamberimizin sevgili sahabesi Hazreti Muaviye. İnsafınıza sığınıyorum. Olur mu böyle bir şey? Bunu Sayın Milli Eğitim Bakanımıza bir heyet ve rapor halinde götürdüğümüz zaman tabii başka eksiklikler de var. Bir sürü hatalar, bir sürü eksikler. Sayın Bakan şunu söyledi. Ya böyle bir şey nasıl olur? Sayın Bakanım böyle bir şeyin oluşuna senin talim terbiye kurulun cevaz verdi. 11. sınıf din kültürü ahlak bilgisi kitabındaki ifadeleri size söylüyorum. Anadolu coğrafyasında en büyük Alevi Şii katliamını yaptıran Ebu Sud Efendi'ye övgüler var. Allah aşkına İslam tarihinde başka övünülecek, methedilecek kişi mi yok ki siz Ebu Sud'u methediyorsunuz? Ve birçok hatalar, birçok eksikler. Şu anda Cem Vakfı olarak, bilinçli olarak kurmuş olduğumuz bir bilimsel kurul tarafından bunun takipçisiyiz. Bu raporlar Sayın Bakan'a arz edildi. Halen de gereğinin yapılmasına çalışılıyor. Özet olarak şunu söyleyeceğim. Hani demin Hasan Hocam da belirtti. Hazreti Hüseyin'in misyonunun ne olduğunu ders kitaplarında öğrenmek, tanımak mecburiyetindeyiz. Ve buradan aynı zamanda Sayın Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve Teşkilatı'na sesleniyorum. Ey Diyanet İşleri Başkanlığı, 180 bin kişilik kadronla, 100 bine aşkın caminle, Türkiye'de doğru Ehl-i Beyt kavramını öğretmek için ve de mezhepçiliği kaldırmak için ne yaptın? Hangi cuma fetvasını irşad ettin, ilan ettin? Acaba bunu bir devlet politikası olarak kabul etseydin, 4 cuma hutbesinde Türkiye'de mezhepçiliği kaldırır mıydın, kaldırmaz mıydın? Bazı özel konuşmalarımızda yetkili ağızlar kaldırılacağını söylüyor. İşte değerli Hasan Hocam, eğer ders kitaplarında ve Diyanet'in çalışmalarında İmam Hüseyin'in misyonunu, Ehl-i Beyt kavramını doğru yere oturtabilmeyi becerirsek, bir yumruk gibi bir İslam alemi ortaya çıkacak. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, insan bilmediğine düşmandır. Gelin bilmeyen şeyleri de biz en doğru ağızlardan öğretelim. Fazla sabrınızı yormak istemiyorum, zorlamak istemiyorum. Hasan Hocam'ın şahsında Caferi Alimler Birliği'ne, Caferi Dere, siz katılımcılara en derin sevgi, saygılarımı sunuyorum. Ehl-i Beyt'in aşkıyla hepinize saygılarımı sunuyorum. Ve diyorum ki Hak Muhammed Ali yardımcımız olsun, bizi İmam Hüseyin'in yakmış olduğu meşalenin izinden gitmekten ayırmasın. Saygılar sunuyorum. Biz de dedemize bu kıymetli konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Vesli cananımıza bu alemde çatmamışak. Hüseyin eşkini hiç neye satmamışak. Başımız üste gelende Mevla Ali Veliyyuhu'da
görsün ki Hüseyin garesini hele çıkartmamışak. Görsün ki Hüseyin garesini hele çıkartmamışak. Lebbeyk ya Hüseyin. Kıymetli Ehlibeyt dostları, biz birazdan salonumuzu titretecek sese Muharrem ve Aşura boyunca doymamıştık. Şimdi yine kaldığı yerden devam etmesi için Hüseyin aşığı, Türk dünyasının bülbülü Seyit Talih Boradigahi'yi salavatlarınızla kürsüye davet ediyorum. Küçük çekmecemizin kıymetli belediye başkanı Temel Karadeniz beyefendiler aramıza katıldılar. Hoş geldiniz efendim. Selamlayıram her birinizi, bacı kardeşlerim, İmam Hüseyinçiler, kıymetli alimlerimiz, İslam alimleri, hocalarımız, Cabir Başkanı, değerli, kıymetli alimim Şeyh Hasan Karabulut Hocam. Her birinize Allah'ın salamı, rahmeti olsun. Gelen kademlerinize kurban olun. Ekran vasıtasıyla bizi izleyen dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her yerinden, Azerbaycan'dan selamlayıram bütün İmam Hüseyin aşıkların. Bir güzel sinezenle sizin kulluğunuzda olun. Bu salonu titreden bir sine vurak. Azaya mateme gelmişik. Ses verə İmam Hüseyin'e, Hüseyin vay diyək. İnşallah Allah bizim heç birimizi bu məclisdən, İmam Hüseyin'in Erbeyn məclisindən əli boş yola salmaz inşallah. Dur Hüseyin qəbrindən Zeynəbin ağlan gəlib. Dur Hüseyin qəbrindən Zeynəbin ağlan gəlib. Çarivan Şami'den gəbr və mehman gəlib. Çarivan Şami'den gəbr və mehman gəlib. Qardaş ecaz elək, bizi pişvaz elək. Qardaş ecaz elək, bizi pişvaz elen, vay Hüseyin vay, vay Hüseyin vay, vay. Sesuva kurban, vay Hüseyin vay. Uca, vay Hüseyin vay. Qəbrin üstə Hüseyin bir sürü ahu gəlib. Yatma et çanağa, əldə bular su gəlib. Leyli və burbab yanmağa gey su gəlib. Bax oğulsuzlara, səbr ver qızlara, vay Hüseyin vay. Bu salonun səsi budur. Bir de başıma dönüm, vay. Vay, vay Hüseyin, vay. Açarlar bir,
Bir gemim var beni bu hala saldı Hüseyin. Ta getir sabrimi gelbiden aldı Hüseyin. Koy deyim bir kızı Şam'da kaldı Hüseyin. Erzime var delil, beni etti hacil. Vay Hüseyin vay. Bir daha vay Hüseyin. Ellere kurban vay. Sineleri bir atışı bırak. Başda var şan geçer belan. Aldı sabri mineyne var. Başda var şan geçer belan. Aldı sabri mineyne var. Ateşin dilden ses gelir. Sende yatan şaha canım feda. Ey dil ehli nefsank, güzel şehnu revank, güzel şehnu revank. Yandırır derdi ferank, beni derdi ferank, beni derdi ferank. Seslerim kar bu belan, Hüseyin kar bu belan, Hüseyin kar bu belan. Seslerim uca uca, seslerim kar bu belan, Hüseyin kar bu belan. Melan seslerim. Haçında eşk oldu tepsiz. Azadeli oldu tegrir. Soti heyhat minnet diller. Ucaldı ensende zikri tekbir. İzzetün erşe çatıp nuheflace çatıp nuheflace çatıp. Çün ağam sende yatıp, ağam sende yatıp, ağam sende yatıp. Seslerim kar bu bela, Hüseyin kar bu bela. Seslerim. Sen Allah uca söyle. Bir de seslerim kar bu bela. Sine vurma, elini kaldır. Hüseyin kar bu bela. Seslerim. Bir de sen Allah kaldır elini söyle. Seslerim kar bu bela. Can. Bu bela seslerim. Bela Hüseyin kar bu bela. İndi her yerdesen bu salonu titreden. Üç defa üreyle eşkine sesle her yerdesen. Lebbeyk ya Hüseyin. Seyda'mıza çok teşekkür ediyoruz. Birazdan yine burada bizimle beraber olacak. O yanında vefakar dostu ve yardımcısı merhum Hamit hocamız
ve onlara inanmış 30 kişiyle beraber Aşura ve İmam Hüseyin sedasını İstanbul'dan meydanlara taşıdı. Haydari Hüseyin'i karakterli Türk milletiyle buluşturdu. Bu seda İstanbul'u aşarak Gürcistan'a, Rusya'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne yayılarak örnek teşkil etti. Yine İmam Hüseyin'i ve yarenlerini andığımız bugün de işte bu coşkun selin mimarı, Türkiye Caferileri lideri Sayın Selahattin Özgündüz bugün programımıza katılamadılar. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Allah değerli liderimizin ömrünü uzun etsin diyoruz. Aşura başta olmak üzere bizi hiçbir programımızda yalnız bırakmayan, içimizden biri olan ve hali hazırda Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nin kubbe çalışmasını başlatan, Küçükçekmece'demizdeki birlikteliğimizin temel taşı, temel başkanımızı salavatlarınızla kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer kaymakamım, Caferi Derin değerli başkanı, çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri, çok kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim gönlünüzdeki bu aşkı hiç silmesin, gönlünüzdeki bu aşk hiç eksik olmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, Hazreti Fatıma annemiz vefat edeceği son anlara doğru bir akşam Hazreti Ali Efendimiz'i uyandırarak ona bir ricada bulunmuştu. Ve kıymetli eşine, değerli hepimizin aşkı muhabbetle hürmetimizi kazanan Hazreti Ali'ye, "Ya Ali, kız çocuklarımıza iyi bak. Onlar küçükler, onları isimleriyle seslenirken sesine dikkat et, yüksek sesle konuşma. Onları seslenirken bile sesini yükselterek onlara bağırma. Onlar nazik, nazenin, onları incitme" dedi. Yine Hazreti Hüseyin için, "Hüseyin'im her akşam, her gece uyanıp benden su ister. Onu susuz bırakma ya Ali" dedi. Ama ondan sonra yaşananları hep beraber biliyoruz. Peki biliyoruz ama acaba bu hüzünlü hadiseyi, bu Kerbela hadisesini, hele hele ondan sonraki Erbain yürüyüşünü canlı tutabiliyor muyuz? Bu hissiyatı hep yaşayabiliyor muyuz? Maalesef, ben kendi hesabıma söyleyeyim. Maalesef unutuyoruz. Ve ben özellikle Halkalı'daki Caferi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Emin olun bazı şeyleri bize hatırlatıyorsunuz. Bazen bu hatırlatmalarınız olmasa unuttuğumuz çok değer olacak. Bir ayıbımı sizinle paylaşayım. Bugün maalesef belediyemizin bir festivali var ve ben o festivalden gecikerek geldim buraya. Aslında bunu bir ayıp olarak telakki ediyorum. Ama emin olun kasıt yok ve çalışma arkadaşlarımız Erbain'i maalesef unuttukları için bu festivali aynı tarihe koymuşlar.
Kendilerine ikaz ettik. Ama şunu paylaşmak istiyorum. Acaba neden unutuyoruz? Neden bu güzellikler bizim coğrafyamızda daha derin izler bırakmıyor? Emin olun, Caferi Cemaati ile birlikte Kerbela'yı sizin anlatmanızla, sizin göstermenizle daha canlı yaşıyoruz. Bunu bütün Sünni kardeşlerimizin de kabul etmesi gerekiyor. Sizler Ehl-i Beyt sevgisinin altını çizdikçe Sünni kardeşlerimizin de bu noktada bir kusurları olmamakla beraber onlara da Ehl-i Beyt sevgisini her geçen gün daha iyi aktarıyorsunuz. Çünkü Ehl-i Beyt sevgisi imandır. Ehl-i Beyt'i sevmek bir kurtuluş gemisine binmektir. Sizlerden bize de böyle bir kurtuluş gemisini hatırlattığınız için, bu kurtuluş gemisinde beraberce olduğumuz için size çok teşekkür ediyorum. Kerbela basit bir yas değildir. Erbain sadece basit bir yürüyüş değildir. 2003 yılına kadar Hüseyin'e giden yolu kapatmak isteyenler şimdi yerle yeksan olmuş ama Hüseyin'in yolu yine milyonlarla Müslümanın koşturarak, aşkla, belki sürüne sürüne gittiği bir aşk yolu haline gelmiştir. Allah bu aşk yolundan, aşk yürüyüşünden bizleri mahrum etmesin inşallah. Erbain basit bir yürüyüş değildir. Erbain Hüseyin'e gitmektir. Hüseyin'e gitmek adalete gitmektir. İmana gitmektir. Aşka gitmektir. Emanetle buluşmaktır. Hüseyin'e yürümek batılı bırakıp hakka yürümektir. Hüseyin'e gitmek küfrü bırakıp imana yürümektir. Hüseyin'e gitmek Emeviliği bırakıp ebediliğe yürümektir. Makamı, saltanatı bırakıp hakka yürümektir. Hüseyin'e gitmek Efendimizle, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle buluşmaktır. Hazreti Ali ile buluşmaktır. Hazreti Fatıma ile buluşmaktır. Onları sevenlerle buluşmaktır. O yüzden Erbain yürüyüşü bir iman yürüyüşüdür. Bir duruştur. Rabbim bizi bu duruştan, bu yürüyüşten mahrum etmesin inşallah. Değerli kardeşlerim, inşallah Küçükçekmece'de başlatmış olduğunuz bu Ehl-i Beyt sevgisiyle, parantez içinde şunu söylemem gerekiyor. Gerçekten bizim Türkiye coğrafyamızda Ehl-i Beyt ile ilgili hiçbir tereddüt yok. Farklı düşündüğümüz hiçbir şey yok. Sünni dünyasının da Ehl-i Beyt'e ne kadar kıymet verdiğini çok iyi biliyoruz. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Nasıl ki dilden uzak olan gönülden uzak oluyor. İşte Hüseyin'i, Ehl-i Beyt'i gönüllerimizden uzak etmemek için bin defa Hüseyin dense yeridir. Bin defa Ehl-i Beyt denilse yenidir. Ve bunu Küçükçekmece'de her bir programda gür sedanızla ifade etmeniz bizim için de bereket oluyor, bizim için de rahmet oluyor. Rabbim sizi bu kara sevdanızdan hiç ayırmasın inşallah. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim.
açane, gönlüm yara yara. Temel başkanımızı davet ederken Küçükçekmece'deki birlikteliğimizin temel taşı demiştik. Başkanımız konuşmasıyla bu ifadenin doğruluğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Biz bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Kıymetli Ehlibeyt dostları, programımıza bir mesaj geldi. Onu okumak istiyorum. Sayın Hasan Karabulut, nazik davetinizi aldım. Çok teşekkür ederim. Programımın yoğunluğu nedeniyle düzenlemiş olduğunuz programa katılamayacağımı üzülerek ifade etmek durumundayım. Bu vesileyle katılan tüm davetlilere şahsınızda sevgi ve saygılarımı sunarım. Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Biz de Mevlüt Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde ona başarılar diliyoruz. Lebbeyk ya Hüseyin. Yine bizi hiçbir etkinliğimizde yalnız bırakmayan Güzide ilçemizin kıymetli enerjik kaymakamı Harun Kaya Beyefendi'yi selamlama konuşmalarını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Muhammed Ali Muhammed'e salavat. Çok kıymetli belediye başkanımız, kıymetli Cafer İder Başkanı, Cafer İder'in değerli üyeleri, kıymetli misafirler, bu salonu dolduran yürekli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Ehl-i Beyt'i, Efendimizin bizim için bıraktığı iki büyük emanetten biri olan size sahip çıkacağınız iki büyük emanet bırakıyorum dediği Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'e, Ehl-i Beyt'e nasıl sahip çıktığımızı, onun acısını nasıl paylaştığımızı, Kerbela şehitlerini nasıl anladığımızı ifade ettiğimiz gün. Buradan şunu söylemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki biz sadece o günleri anmak değil, aynı zamanda anlamak zorundayız. İdrak etmek zorundayız. Farkına varmak zorundayız. Ve bunun İslam toplumu için neyi ifade ettiğini anlayarak hayatımıza da tatbik etmek zorundayız. Sözle bırakmamak, yaşamak zorundayız diyoruz. Şu gerçek hiç unutulmamalı. Tarihimiz boyunca biz Ehl-i Beyt'i çok sevdik. Değerli belediye başkanı çok isabetle de söylediği gibi bu coğrafya Ehl-i Beyt'in adı geçtiği gün içi titredi. Onun emanetlerinin adı geçtiği gün yüreği titredi. Benim de rahmetli amcam gibi Ali Asgar'ların adını, kendi yavrularının adını verdi. Buna da devam edecek inşallah. Bir söz var, diyor ki, başkalarının hayatları üzerinde bıraktığınız parmak izleriniz kaybolmaz. Biz acaba başkalarının hayatları üzerinde ne kadar iz bırakıyoruz? Onların hayatları için neyi ifade ediyoruz? Onların hayatlarını kolaylaştırmak için ne yaptık? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Yine konuşmacıların bahsettiği gibi İslam coğrafyalarında acılar yaşanıyor, kederler yaşanıyor, ölümler yaşanıyor, kan hep bahsi geçiyor. Bunun neden olduğunun farkına varmak gerekiyor. Bunun asıl sebeplerinin yeryüzünde hangi coğrafyalardan kaynaklandığını, bizim birlik ve beraberliğimize kastettiğini anlamamız gerekiyor. Biz Küçükçekmece'de bu yürekli kardeşlerimizle birlikte böyle çok iyiyiz, böyle çok iyi bir Türkiye'yiz,
böyle çok iyi bir küçük çekmeceyiz. Sizinle bir arada olmaktan, size hizmet ediyor olmaktan, sizin kaymakamınız olmaktan şeref duyuyorum. Ehl-i Beyt'in yolunda hizmet etme fırsatını verdiği için Mevla'ya da şükrediyorum. Saygılarımı arz ediyorum efendim. Biz de kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Kıymetli Ehl-i Beyt dostları, şu an Kerbela'da yollarda olan milyonların görevi nasıl orada oysa, bizim de bugün görevimiz burada yerlerimizi boş bırakmayıp lebbeyk sedamızı bir an olsun yere düşürmemektir. Birazdan çok kıymetli bir onur konuğumuz var. Onu dinleyip ardından Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu'nun tiyatrosu ve kıymetli meddahımız Seyit Talih ile sizleri baş başa bırakacağız. Bugün binlerce kilometre uzaktan gelip bizleri şahat eden çok kıymetli bir onur konuğumuz var aramızda. Gürcistan'da Şiisiyle, Sünnisiyle, hatta Hristiyanıyla bir kardeşlik hukuku oluşmasında büyük pay sahibi olan Gürcistan İslam Hizmetleri Başkanı Sayın Ramin Yiğitov'u güçlü salavatlarınızla kürsüye davet ediyorum. Muhammed Ali Muhammed'e salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahilhamd ve bihi nesta'in ve huve hayru nasirin ve mu'in. Hürmetli program iştirakçıları, öncelikle sizleri, hürmetli din hocaları, din alimlerini, devlet resimlerini salamlayıram ve fırsattan istifade edip Gürcistan'da yaşayan Müslümanların salamlarını sizlere ve Türkiye'de yaşayan Müslüman kardeşlerime çatdıracağım. Bizi bu güzel, mühteşem tedbire davet ettiklerine göre Türkiye burada faaliyet gösteren Cafer'i Arimler Birliği'ne, onun başkanı Sayın Hasan Karabulut Hoca'ya da öz derin minnettarlığımı bildiririm. Bizler, Gürcistan'da yaşayan Müslümanlar sizleri her zaman seyrediriz, güzel programlarınızı seyrettiyse sizlere gipte edir, sizinle fəxir ve gurur hissi kesiririk. Böyle güzel programları təşkil eden başta Türkiye Cəfərlər lideri Şeyh Salahattin Hoca'ya ve Cəfəri Alimler Birliği'nin bütün üzvlerine ve sizlere teşekkürümü bildiririm. Hamımızın bildiğimiz kimi artık Erbeğin bu il bizle vidalaşır. Sefer ayını başa vurduk. Ancak bir söz ve bir deyim hele de yaşayır ve yaşayacaktır. O deyimle biz çok rastlaşmışız. Her gün Aşura, her yer Kerbela. Bu söz tarih bakımından bir günü, bir faciəli hadiseni ahate etse de, ama hareket ve misya bakımından daha geniştir. Bir zamana, bir mekana ait değil. Bir tarihi faciayla bitmir. Kıyamete kadar bütün hadiseleri ahate edir. Her gün aşuradır, her yer Kerbela. Yaşansa da teessüfler olsun ki bu günlerimde yaşayır ve tarih gösterir ki layıklı ibret alınmayıncaya kadar kıyamete kadar da bundan sonra yaşayacaktır. Her gün aşuradır, her yer Kerbela, ona göre aktualdı, ona göre gündemdedir ki bu günlerimde zamanımızın Yezidleri, zalimleri, Şimirleri, İbn Ziyadları var. Bu günlerimde dünyanın birçok yerinde getir töreden zalimler var. Her gün Aşura, her yer Kerbela, ona göre aktual olacaktı ki bu günlerimde dünyanın birçok yerlerinde, hususiyle İslam dünyasında mezlumlar var, günahsız doğrananlar var, oxlananlar var.
Bu günlərimdə qocaya, körpəyə, cavana rəhm olunmur. Bu, onu göstərir ki, hələ də bu sözün anlamı davam edəcəkdir. Hər gün aşuradır, hər yer Kərbəla. Ona görə idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam o gün, aşura günü dinimizin diri yaşaması üçün həm öz canından, həm yaxınların canından keçdi. Dedi, özü buyurdu ki, əgər cəddim Peyğəmbərin dininin yaşaması mənim ölməyimə bağlıdırsa, ey qılınçlar, doğruyum məni. Bu günlərimdə bu söz gündəmdədir. Bu günlərimdə dinimiz təhlükədədir. Dinimizdən həm xaricilər, İslam düşmənləri düşmənçilik edirlər, ona qarşı proqramlar düzənləyirlər, həm də daxildən adını müsəlman qoyan bəzi üzdən İraqlar. Düşmənlərimiz İslamofobiya siyasəti yürüdərək Peyğəmbərimizin gətirdiyi dini aradan aparmağa çalışırlarsa da, daxildən adını müsəlman qoyan bəziləri öz çirkin əməlləri ilə, vəhşi əməlləri ilə İslama nifrət qazandırmaq istəyirlər və bununla da onlar da düşmənin dəyirmanına su tökürlər. Hər gün aşuradır, hər yer Kərbəla, bir də ona görədir ki, aşura necə bir cihad idi, bizim həyatımızın hər bir sahəsində böyük bir cihadımız davam edir. Həzrəti Peyğəmbərimiz ki, Bədir müharibəsindən qayıtdıqda cihad-ı əkbər hələ də durur, böyük cihad hələ də durur, hər zaman, hər məkanda bizimlə olacaqdır buyurmuşdu. Bu cihad nəfsimizə qarşı, bu cihad şeytana qarşıdır. Əgər Peyğəmbərimiz aşura da iştirak etsəydi, yenə də bu sözü ora üçün də deyərdi. Bundan da böyük cihad bizim daxili, öz batinimizdə olan düşmənlərlə, batinimizdə olan yezidlə, yəni nəfsimizlə, şeytanla mübarizə aparmaqdır. Olmasın ki, biz yezidə lənət oxuyaraq öz daxili yezidlərin, öz daxili şeytanın nəfsinin quluna çevrilək, ondan qafil olar. Hər gün aşuradır, hər yer Kərbəla. Ona görə ki, hər gün həyatımızın hər bir sahəsində haqq və batil qarşılaşmaqdadır. Kimin tərəfindəyik? Haqqın mı, yoxsa batilin mi? Hansı tərəfi seçəcəyik? Bilirik ki, haqq Peyğəmbərdir, haqq Qurandır, haqq Əhl-i Beytdir, haqq doğruluqdur, haqq dürüstlükdür, haqq ədalətdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bir çoxları özlərini haqqın tərəfdarları göstərərək onlar əməllərində buna əməl etmirlər. Biz hər zaman bunu unutmamalıyıq ki, bu seçimlə hər zaman rastlaşırıq və unutmamalıyıq ki, bu haqqın tərəfində olmaqlıq bizdən böyük məsuliyyət olaraq soruşulacaqdır. Gəlin biz dilimizdə Hüseynçi deyil, əməlimizdə də Hüseynçi olaq, Hüseyn kimi haqqın tərəfində olaq. Hər gün aşura, hər yer Kərbəladır. Ona görə ki, hər gün haqqın qələbə çalmasına ehtiyac vardır, hər günün batilin zail olmasına gərəklidir. Amma biz görürük ki, bugün bu hər gün aşura və hər yer Kərbəla sözü ki, bugün deyirik. Amma belə görünür ki, bundan sonra da bu sözü biz deyəcəyik. Niyə? O zamana qədər deyəcəyik ki, bizlər əgər bu İmam Hüseyn Aleyhisselamın məclisindən əgər bir yas dərsi alarıqsa da, əgər bundan bizə qalan bir yas olarsa, dərs olmazsa, o zaman biz bunu bilərik. O zaman biz bu günləri yaşamış olarıq. Biz bilməliyik ki, İmam Hüseyn Aleyhisselamın aşurası bizləri zülmətdən nura çıxardan, zəlalətdən hidayətə, zəlillikdən şərəfə, izzətə çıxardan bir məktəbdir, bir yoldur. Onun üçün təəssüflər olsun ki, bugün bir çox insanlar, bir çox müsəlmanlar bu aşura məktəbində sinifdə qalıblar, hələ də əməllərinlə bu məktəbi yaşamayıblar. Kərbəla hadisəsinin bilirik ki, iki tərəfi vardı. Bir tərəfdə haqq, məzlum və məsum tərəf, o biri tərəfdə isə rəzil, batil və zalim tərəf. Hər iki tərəfdən də örnəklər vardır. İmam Hüseyndən mərhəmətlik, ədalət, fədakarlıq,
azadlık, izzet örneği olduğu kimi Yezid'den de zalimlik, baş kesmeklik, vahşilik, körpeye kocaya rahimsizlik örneği vardır. Ama teessüfler olsun ki bugün dünyaya bakırıq, görürük ki hala da bazı Müslümanlar Yezid'den örneği alıblar. Bu onu gösterir ki hala da aşuralar yaşanır ve yaşayacaktır. Sizlere minnettarlığımı bildiririm bir de ona göre ki doğrudan da güzel ve mühteşem şekilde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunu yaşadırsınız. Böyle merasimler, programlar teşkil edirsiniz. Bazen bizden soruşurlar, programlar ne zamana kadar devam edecektir? Ne zamana kadar yas saklayacaksınız? Ne zamana kadar İmam Hüseyin'i ağlayacaksınız? Biz ise cevabında onu deyirik. O zamana kadar ki dünyada aşuralar yaşanmayacak, o zamana kadar ki dünyada kerbalalar teşrallamayacaktır. O zamana kadar ki Hüseyinler, Ali Eşberler, Çörpe Rügeyyeler, Ali Eskerler yaşayacak, zalimler mahvolacaktır. O zamana kadar ki Peygamberimizin aziz nevesi, en şerefli insanın nevesi olan, en şerefli insanın evladı, cennet cavanlarının ağası İmam Hüseyin'le birlikte Ebu Süfyan'ın nevesi, Muaviye kimi bir şəxsiyyətin oğlu Yezid beraber tutulmayacak. O zamana kadar ki Yezid'e rahmet okunmayacak, onun adı gelende radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun deyilmeyecek. O zamana kadar bu merasimler devam edecek ki Hüseyin'in yolunda kurban verdiği İslam dini yaşayacak, Kur'an yaşayacak ve hakiki İslam yaşayacak. İslam olduğu kimi yaşayacak. O zamana kadar ki hak gelebe çalacak, batil aradan gidecek ve bir sözle o zamana kadar ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın neslinden olan 9. evladı İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecektir. Dikkatinize göre çok sağ olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Lebbeyk ya Hüseyin! Biz de Hacı Ramin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Onun şahsında Gürcistanlı Müslümanlara buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Kıymetli Ehl-i Beyt, ben sözü geçtiğimiz yıl Erbayin ve bu yıl Aşura programımızda ve dün Kars'ta ortaya koydukları tiyatral gösteriyle sizleri ve ekran başındaki Hüseyin aşıklarını gözyaşına boğan Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu ekibiyle baş başa bırakıyorum. Ve son bir kez güçlü bir şekilde Lebbeyk ya Hüseyin! Sıfahım ne yatıp san göz.
Hicret'in 61. yılıydı. Muaviye'den sonra başa geçen zalim Yezid'in ilk icraati Peygamber Ehl-i Beyt'ini katletmek olmuştu. O İmam Hüseyin ve 72 yarenini Kerbela'da susuz bir şekilde katletti. İmam Hüseyin'in şehadetinden sonra onun Ehl-i Beyt'ini esir olarak Kufe'ye ve oradan da Şam'a getirdi. Zaferini ilan etmek ve Ehl-i Beyt'i küçük düşürmek için bir meclis tertiplenmesini emretti. Yaşasın Müslümanların halifesi Yezid! Yezid çok yaşa! Yezid çok yaşa! Yezid çok yaşa! Müslümanlar, şüphesiz ki halifemiz Yezid Allah'ın adaletiyle hükmetmektedir. Allah da yardım ediyor, güç ve kudret veriyor. Düşmanlarını yok ediyor. Ebu Sufyan'ın makamını yücelten Allah'a hamdolsun. Ey hatip! Vay senin haline! Mahluku hoşnut etmek için Allah'ın gazabını kazandın. Öyleyse ateşte kendine bir yer hazırla. Ey insanlar! Bize 6 şey ihsan edilmiş ve 7 şey sebebiyle de üstün kılınmışız. Bize ilim, hilim, cömertlik, fesahat, cesaret ve müminlerin kalbinde bir sevgi verilmiştir. Üstünlük sebebimiz ise şunlardır.
Allah'ın seçkin peygamberi Muhammed bizdendir. Doğru sözlü Ali de bizdendir. Cafer-i Tayyar bizdendir. Allah ve Resulünün arslanı Hamza bizdendir. Cennet gençlerinin efendisi olan bu ümmetin peygamberinin iki torunu Hasan ve Hüseyin de bizdendir. Hakeza Deccal'i öldürecek olan Mehdi de bizdendir. Ey insanlar! Beni tanıyan tanıyor. Tanımayanlara da hasep ve nesebimi açıklıyorum. Ey insanlar! Ben Mekke ve Mina'nın oğluyum. Ben Zemzem ve Safa'nın oğluyum. Ben gök melekleriyle namaz kılan kimsenin oğluyum. Ben celil olan Allah'ın vahyettiği her şeyi kendisine vahyettiği kimsenin oğluyum. Ben Fatıma-tuz Zehra ve Seyyidetün Nisa'nın oğluyum. Ben Hatice-i Kübra'nın oğluyum. Ben kanına boyanan kimsenin oğluyum. Ben Kerbela kurbanının oğluyum. Ben kendisi için cinlerin karanlıklarda ağladığı ve kuşların gökte ağıt yaktığı kimsenin oğluyum. Yeter artık, sabrımı taşırıyorsunuz. Bu ne cüretkârlık? Hadi, ne duruyorsunuz? Götürün, vurun boynunu onun. Ey Yezid! Sen bizden kimseyi sağ bırakmadın. Eğer onu öldüreceksen ilk önce beni öldürmelisin. Sen bizi ölümle mi tehdit ediyorsun? Ölüm bizim için saadettir. Ey Yezid! Allah hakkı için söyle. Eğer Resulullah bizleri bu halde görmüş olursa sence ne yapardı? Ey Yezid! Buna peygamber razı gelmez. Allah hiç razı gelmez. Bu apaçık bir zulümdür. Kes sesini. Eğer peygamberin ashabı olmasaydın senin de boynunu vurdururdum. Ey Yezid! Sen ne zamandan beri peygamber ashabına hürmet eder oldun? Bu nasıl adalettir ki peygamberin dostlarına gösterdiğin merhameti peygamber kızlarına ve torunlarına göstermiyorsun? Ah, ne geldiyse başıma bu İbn-i Ziyad'ın yüzünden geldi. Bunların ellerindeki ve ayaklarındaki zincirleri açın. Götürün bunları. İmam Zeynel Abidin, Yezid'in sarayında yaptığı konuşmayla bir anda Yezid'in bütün planlarını alt üst etti. İmamı susturabilmek için ezan okunmasını emretmesine rağmen meclisin kendi aleyhine olan atmosferini değiştiremedi. Oradaki herkes peygamber ailesinin başına gelen musibetleri anlamış ve ağlayarak Yezid'i suçlamaya başlamıştı. Yezid kendisini çaresiz görünce bütün suçu İbn-i Ziyad'ın boynuna yıkarak kendini kurtarmaya çalıştı ve meclisin sonlanmasını emretti. Bunun üzerine Ehl-i Beyt'i bir harabeye getirdiler. Halacığım, babam nerede? Ben babamı istiyorum. Rugeyyem, ciğer farem, ağlama, ne olur sus. Baban sefere çıkmıştır kızım. Ama ben babamı istiyorum. Şimdi herkesten soracağım onu. Sen babamı gördün mü? Ya sen? Sen de mi görmedin? Bari sen söyle. Amcam Abbas nerede? Neden kimse cevap vermiyor? Abi sen de mi bilmiyorsun babamın nerede olduğunu? Babamı çok özledim abi. Hala, baban nerede? Kokusunu alıyorum. Oh,
Şamlı. Ben sizden yemek istemedim. Babamı istiyorum. Al sana çok istediğin baban. Baba! Baba! Baba, sakalını kim kana boyadı? Üşüyorum baba. Sarıl sana yavruna. Hadi baba sarıl. Çok dövdüler beni baba. Ama hiçbir şey böyle canımı yakmadı. Hadi baba aç gözlerini. Aç ki göz bebeklerinde cenneti göreyim. Ceddim Resulullah'ı, dedem Ali'yi, nenem Fatıma'yı göreyim. Bu gece vakti beni hatırlamışsın baba. Bu ne dünyadır? Sen yaralı, ben yaralı. Baba sen nereye, ben nereye? Ben nere, harabe nere? Bu harabe köşesinde baba, solup sarardım. Bana bakıp güldü kızlar. Başımı aşağı saldım. Kucağında büyütmüştüm beni. Gör ne hale kaldım. Bak bir baba gözyaşıma. Kamçıyla vurdular başımı. Nerede kaldı ekberim? Neden gelmiyor abim? Kim? Kim döktü başına kül baba? Kim boyadı sakalını al kana? Kim yetim bıraktı beni baba? Kim kesti başımı? Kim incitti? Kim yaktı kalbimde alnındaki kaşını? Sen nasıl güneş gibi battıysan baba, ben de batarım. Harabenin bir köşesinde kefensiz yatarım. Rugeyye. Rugeyye. Rugeyye! Viran eden azmı bana, viran eden azmı bana, can verdi dinceldi, can verdi dinceldi. Bu doktere şirin kelam, bu doktere şirin kelam, can verdi dinceldi. Beyt, yorgun ve bitap düşüren uzunca bir esaretten sonra serbest bırakılmıştı. Artık Zeynep, reyhanesi Rugeyye'yi Şam Harabesi'nde bırakıp Medine'ye dönecekti. Evet, Şam Harabesi. Çünkü Rugeyye'nin mezarlığa götürülmesine bile izin verilmemişti. Nihayet bu yorgun kervan önce Kerbela'ya, oradan da Medine'ye gitmek üzere yola çıkıyordu. Ey Rugeyye, gidiyoruz vefa diyarına. Kalk gidelim, yat baba viranede. Kalk gidelim Kerbela'ya. Bin yılda ömrüm olsa eğer bu dünyada, Şam'da değen yaralar kaldı sinede. Harabede kimsesiz kalmış yavrum. Eller yürekte, askere lay lay değir yavrum. Oh,
Ya Hüseyin, dur, Neyneva'ya geldim. Ölmedim, Kerbela'ya geldim. Erbeğin tutmaya azizim, kabrin üste ezaya geldim. Ey Hüseyin, ey Mahi Medine, bir nazar eyle bu mahzun bacına. Kabirde yatma, dur amandı. Zeynep'in geldi Erbeğine. Hamdola hasıl oldu eyyam-ı isal. Dur konuştur beni Hüseyin, gönlümü al. Ayrılık gamlı kalbimi deşti benim. Ben Zeynep'im, Kerbela cennetimdir benim. Cennetimdir benim. Ah burası. Beni Ümeyye oğullarının savaş ateşlerini fitillediği ve mallarımızın yağmalandığı yerdir. Şimr'in Hüseyin'i kestiği yer burasıydı. Fırat kenarında Abbas'ın kollarını doğradıkları yer burasıydı. Bu topraklarda şehitlerimiz al kanlara boyandı. Emir el-Mümin'in ve Akil'in evlatlarının başları mızraklara takıldı bu topraklarda. Burada çadırlarımız ateşe verildi. Bu çölün adı Kerbela. Kerbela.
Ağlama yorulan bacım ağlama. Ağlama çok döyülen bacım ağlama. Ağlama da mehremler elinde zir olan bacım ağlama. Gayretini kabul edemem. Ağlama sabrıyla aram olan yorgun nefesi. Zeynep uzak yoldan gelmişsen, başla hicran sözünü, söhbete olsa hevesi. Ay bu salonu dolduran mümin ve mümine bacılar, gelin gelin ucadan ağlayın. Biz de bugün Türkiye'den sesimizi koşak o milyonların sesine. Bacı Zeynep şartı vardı elə söz de, bedenim titremezdi. Çok yaram vardı, beden didirecek ne boyanlar. Diz gider sinemin üstte, el yazgar oyanar ay bacı. Dilsiz yavrum oyanar. Ay kardeş, ay kardeş. Kıymetli alimler, ay yasa gelenler, erbeğine gelen. Hanım Zeynep bile dedi kardeş, bacı kardeş kabri üstüne gelen de eli boş gelmez. Her yerde kayda beledi bacı gelen kardeş kabrine güle bana. Bacı kardeş kabrinin etrafında şam yandırar, mumlar yakar. Ama neyim kardeş, esirliğden gelirem. Elimde gülüm yok değil. Hüseyin. Ama ele bilme Zeynep'in eli boş gelip yok. İmam-ı Zeccadan haydi gördüm, halam Zeynep çadrazının altında. Babamın oğlu köyneyi serdi kabrin üstüne. Dolanıp çöller izin, dani de kandım geldim. Soyulan Yusuf'imin köyneğini aldım geldim. Ay babam oğlu, derdimin olmadı dermanı. Kocaldım geldim ay kardeş. Sesle her yerde sen ya Hüseyin. Üç defa ya Hüseyin. Hüseyin ay, ay, ay. Gördüler o hanım kızların arasından Sükeyn'e geldi. Dizlerin koydu baba. Yollarda zengi gafileni kırdılar baba. Yollarda zengi gafileni kırdılar baba. Yani bacı bülüken yani çok vurdular. Baba, baba bacını vura vura öldürdüler. Duya duya öldürdüler. Yani bacım Rükeyye'ni çok vurdular babam. Baba, sen Allah buna bir bak, sen Allah buna bir bak. İstirem imam zamanın anasının adını çeken bu mersiyede. Baba, döyülmeyden desen her sen gidin insanı yandırır.
Soyulmaktan şayet eylesem dünyanı yandırır. Baba kolumda genç yerin göstersem zehranı yandırır. Baba kollarım göğerim. O kadar deyimler beni. Ay baba, ay baba. Hepinizden rica ederim, ayak üstüne durun. İmam Hüseyin'e bir güzel sine vurun. Herkes ayak üstünde dursun. İmam Hüseyin'i seven herkes. İmam Hüseyin'i seven herkes sine vursun. Her ne? Göstereyim mehabbetimizi bütün dünyaya. Koy bütün dünya görsün bizi. Guru guru sevirem demeye ne var? O sevgini göstermek lazımdı. Gelmeyle, sine vurmakla, ağlamakla. Elimde kalli alemin kardeş. Üreyde alamu gamin kardeş. Mezarı üstte uzak yoldan getirdim ehli haremin kardeş. Getirdim ehli haremin kardeş. Hüseyin, Hüseyin, ya Hüseyin, kabr ve kurban Hüseyin. Söyle, söyle kurban oğlum. Hüseyin, Hüseyin, ya Hüseyin. Kabr ve kurban. Sinavut. Elimde kalli alemin kardeş. Üreyde alam gemin kardeş. Mezarımın üstte uzak yoldan getirdim ehli haremin kardeş. Getirdim ehli haremin kardeş. Hüseyin, Hüseyin, kabr ve kurban Hüseyin. Ses ver, ses ver. Sonuncu programımızdı. Hüseyin, Hüseyin, kabr. Zeynep'in sesi tutulup, sen Zeynep'in yerine ses ver. Zeynep'in yerine ses ver, bundan da uca. Hüseyin, Hüseyin, ben Hüseyin, Hüseyin. Kararımı gemler alıp kardeş, fegani merşe ucalıp kardeş. Ayağa dur. Zeynep'i bile karşılama. Zeynep'in sensi çok darı. Zeynep'in seni bir gün görmeseydi az kala öyle, ama 40 gündü seni görmüş. Dur ay kardeş. Ayağa dur. Görmece yorgundu. Ayağa dur. Görünce hiç ründe belalı Zeynep kocalıp kardeş. Belalı Zeynep kocalıp kardeş. Hüseyin, Hüseyin. Can, can. Ses ver kurban olum. Hüseyin, ablalarım, bacılarım ses verin. Abilerim ses verin. Hüseyin, Hüseyin. Necip Türk milletine kurban. Bir de, bir de. Hüseyin, Hüseyin. Allah bu bayrağı ucayla. Allah Türk'ün bayrağını ucayla. Allah İslam ülkelerinin bayrağın, Azerbaycan bayrağın ucağıyla ya Rabbim Allah. İran bayrağın ucağıyla dünyanın her yerinde
İmam Hüseyin'i seven ülkelerin bayrağını ucayla. Ya Hüseyin gəb, gəmin ağır gəmdi sənin qardaş, mənəm şəriki mühənin qardaş. Gəmin ağır gəmdi sənin qardaş, mənəm şəriki mühənin qardaş. Bəla çəkib almışam əllərdən, qana batan köynəyi qardaş, qana batan köynəyi qardaş. Hüseyn, Hüseyn, Türkiyə şəhidləri tərəfindən söylə, pak şəhidlərimizin ruhu tərəfindən söylə, ruhunuz İmam Hüseynə qonaq olsun ey şəhidlərim, Qarabağ şəhidlərim, Azərbaycan şəhidlərim, Çanakkale, Türkiyə şəhidlərim, ruhuz şəhidlər ağası İmam Hüseynə qonaq olsun. Hüseyn, ya Hüseyn, sürüşmə eylə nəzər qardaş, sənə qəmi şami deyər qardaş. Sinə vur, sinə vur sən Allah, sinə vurmayan əl qalmasın. Qoy əllərin qiyamət günü şəhadət versin. Ərbəyində mən Zeynəbiyədə sinə vururdum. Sürüşmə eylə nəzər qardaş, sənə qəmi şami deyər qardaş. Anama bənzər balamı məndən, anama bənzər yavrumı məndən, xəcalətən alma xəbər qardaş, xəcalətən alma xəbər qardaş. Ölərəm, ölərəm, səs ver. Bir də Hüseyn, Hüseyn, ay. Hüseyn, qəribi Kərbəla Hüseyn, qətili əşqi ya Hüseyn can, o altı cuşə qəbirvən bacın ola fəda Hüseyn can. Qəribi Kərbəla Hüseyn, qətili əşqi ya Hüseyn can, bu altı cuşə qəbirvən bacın ola fəda Hüseyn can. Qəribi Kərbəla Hüseyn can, şəhidin ey nəvə, qəribi Kərbəla Hüseyn can, şəhidin ey nəvə. Uca, uca. Qəribi Kərbəla, şəhidin ey nəvə. Qəribi Kərbəla, şəhidin ey nəvə. Bu qanlı köynəyin gəddin sərəm məzarın üzdə qalsın, məşamin ər gecə gündüz anam zəhranın ətrin alsın. Gərək dağı fəraqində bəlalı Zeynəbün qocalsın, nə müddətdi olub Zeynəb bu dərdə müftəla Hüseyn can. Qəribi Kərbəla, şəhidin ey nəvə. Şəhidin ey nəvə. Qəribi Kərbəla hamı söyləsin. Qərib. Şəhidin ey nəvə. Qəribi Kərbəla, şəhidin ey nəvə. Məni dur pişvaz eylə, başım əcəvvələ düşdü,
Haram ahlinan kardeş, bu yolda çok cefaya düştü. Yolun şükrolsun Allah'a, dubara Kerbela'ya düştü. Deyin derdime ben fezle, elinde var deva Hüseyin can garip Kerbela. Allah kabul eylesin, hamızın ellerine kurban. Değerli alimlerim, Şeyh Hasan hocam, kıymetli konaklarımız, alimlerimiz ve bu güzelliğin mimarı aramızda olmayan Türkiye Caferileri lideri, kıymetli önderimiz Şeyh Salahaddin Özgündüz hocam, onu da dua ve salamla yad edirik İmam Hüseyin Məclisində başımızın tacı. Allah onu çok görmesin, onu ve onun simasında bütün alimlerimizi korusun uca Rabbim, uca Allah'ım. Her birinize teşekkürümüzü bildiririm. Hamıza qurban olun. Allah hamızdan razı olsun. Siyasi, değerli siyasilerimiz, aziz qonaqlarımız, Şeyh Ramin, azizim Şeyhim, Gürcistan'dan təşrif getiren, Türkiye'ye selam olsun, Azerbaycan'a selam olsun, herkese selam olsun. Bir kelime ləbbeyk deyəcək, bitirəcək. Allah kabul eləsin. Bu Hüseyin kimdir ki alam dedi Labbeyk Hüseyin. Labbeyk Hüseyin. Labbeyk Hüseyin. Labbeyk Hüseyin. Hazreti Adam dedi Labbeyk Hüseyin. Programımız burada sona ermiştir ama biz özellikle bugün bu programımızı yapmamız için büyük emek ve çaba sarf eden emniyet müdürlerimize ve Küçükçekmece Belediyesi çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bu yılki yaz programlarımızı bu vesileyle bitirmiş olduk. Bu salona tekrar Allah izin verirse ve ömür verirse Ali Bayramı'nda Nevruz'da geri döneceğiz. Ve son defa Lebbeyk ya Hüseyin diyoruz. Labbeyk ya Hüseyin. Labbeyk.